Tarif'ten hoş geldiniz. Bugün et nasıl marine edilebilir? Mangalda ızgara yaparken etimiz lokum gibi olması için ne yapmamız lazım? Bununla ilgili püf noktaları veya sosun kıvamını, nasıl baharatlar kullanabiliriz? Bunları tarif. Tuza ihtiyacımız var. Pul biber, biber salçası, kırmızı toz biber tatlı, sarımsak, kekik kullanacağız. Kuyruk yağı kullanacağız. Süt kullanacağız. Ayçiçek yağı. Fazla kalın doğramıyoruz. Süt kullanacağım. 500 gram et kullanacağım. Etlerimizi 24 saat sütte bekleteceğim arkadaşlar. Etimizi süzdük. Baharatları ilave ediyoruz. Şu an sosumuz hazır. Etimiz de güzelce sosla. Etimiz yaklaşık 24 saat sosta kaldı. Şu an etimizi şişlerine saklayacağız arkadaşlar. Arkadaşlar etimizi 3 parça et, 1 adet kuyruk yağısı olarak saplıyoruz. Yani 6 parça ama siz miktarı yükseltebilirsiniz. Ben 6 parça olarak saplıyorum. Tekrar kuyruk yağısı. Tekrar yani 6 parça olarak şişlerimizi yapacağız. Tekrar bir tane daha göstermek istiyorum. Tekrar bir kuyruk yağısı ilave ediyorum. Tekrar bir parça daha et ilave ediyorum. Tamam. Alıyorum. Arkadaşlar şişlerimizi bu şekilde saplıyoruz. Arkadaşlar etimizi güzelce sapladık. Et şişimiz tamam. Şimdi ekmeklerimizin şöyle içini güzelce yardık. Bunları ben kenara alacağım. Şu an ekmeğimizin iç kısmına koyacağımız garnitürü yapacağız. Şöyle ben kenara alıyorum. Soğanlarımızı ince ve piyaz şeklinde doğruyoruz. Soğanlarımızı, maydanozlarımızı doğradıktan sonra domatesimizi şöyle ince doğruyoruz. Ben çeri domates kullandım ama normal domates de kullanabiliriz. Şimdi bu malzemelerimizi doğradıktan sonra isot kullanacağız. Isot ete lezzet veriyor arkadaşlar. Sumak kullanacağım. Sumak garnitüre lezzet veriyor. Çok az toz biber ilave edeceğim. Tatlı kırmızı toz biber. Bunları şöyle güzelce harmanlıyorum. Bu ekmeğin arasına etimizi ilave ettikten sonra garnitür olarak domatesimizi, biber, maydanoz, sumak, toz biber karışımını ekmeğimizin arasına ilave edeceğim. Şu an garnitürümüz hazır. Ekmeğimiz hazır. Izgaramız şu an kızdı. Etlerimizi pişirmeye başlıyoruz. Izgaramız kızdı. Ben şöyle etlerimizi güzelce dizeceğim. Normal benimki elektrikli arkadaşlar ızgara. Mangalda da yapabilirsiniz. Yani miktarı kişi sayısına göre arttırabiliriz. Etimiz pişti. Ekmekleri ben şöyle ızgarada şöyle güzel bir ısıtacağım. Daha lezzetli oluyor. Çok fazla ısıtmaya gerek yok. Kuruma yapıyor. Şu an etimizi pişirdik. Pişirdikten sonra şöyle ekmeğimizin arasına şöyle güzelce çekiyoruz. Tekrar bir tane daha çekeceğim arkadaşlar. Ve çektikten sonra şöyle yapalım.
yapmış olduğumuz garnitürümüzü ekmeğimizin iç kısmına şöyle güzelce yerleştiriyoruz. Arkadaşlar, deniz kenarında piknikte yapabileceğimiz en lezzetli ekmek arası şiş arkadaşlar. Şöyle inceden bir tuzunu ilave ettikten sonra hazır. Şu an sunum için ekmeğimiz hazır. Eğer isterseniz tekrar bunu ızgarada ekmeğimizi ısıtabiliriz veya evde yapıyorsak şöyle kapatıp ağzını tost makinesinde ısıtabiliriz arkadaşlar.